Mustafa Nural, 1980, Kastamonu Taşköprü doğumluyum. 25 senedir Parseller Mahallesi'nde ikamet etmekteyim. Esnafım. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde mahalledeki komşularımızın teveccühüne bir de istek üzerine muhtarlık seçimlerine katıldık. Bu dönem görev bize tebliğ edildi. Mahallemizi hizmetmeye devam ediyoruz şu anda. Şöyle bir şey söyleyeyim. 25 senedir mahallede olduğumuz için bu mahallede herkesin hani ayrı bölgelerden gelmiş. Herkes Anadolu'nun ayrı coğrafyasından gelmiş. Kimseyle böyle hemşericilik yapmadan dostluk ilişkilerimiz biraz daha güçlü olduğu için bir teveccüh vardı. Onun için mahalledeki vatandaşlarla önceden bir istişare yaptık. Olumlu tepkiler de geldikten sonra bu görevi devralmayı düşündük. Vatandaşlarımız da sağ olsunlar 31 Mart'ta bize bu görevi layık gördüler. Tebliğ edildi. Bundan sonra artık esnaf olarak değil de belediyemizden, kaymakamlığımızdan, sosyal hizmetlerden olsun mahallemizin gelişmesi için yani her gün Ümraniye gelişiyor. Mahallemizde o gelişen paydan hissesini alması için elimizden gelen uğraşları yapmak için bu görevi istedik, aldık, nasip oldu. Bizim baba mesleğimiz kasaba. Hemen hemen 17 yaşımdan beri 28 seneye yakın bir aşkın süredir bu mesleği icra ediyoruz. Kardeşimle beraberiz, esnafım o mahallede de. 2000 yılında İstanbul'a geldiğimizde işte mahalleye taşındık. Bir eksiklik olarak gördük. O zaman bir faaliyete geçtik aile işletmesi olarak. O günden beri hala devam etmekteyiz. Biz Ümraniye'ye ilk geldiğimizde Ümraniye aynı bizim gözümüze hani diğer ilçelere baktığın zaman biraz daha böyle Anadolu'nun biraz daha sıkışmış hali. Çünkü her memleketten insan var. Hemşericilik ayrı bir olay. Ama baktığın zaman komşuluk ilişkileri daha güzel. Yerleşim alanından baktığın zaman bizim bu bölgelerimiz daha aydınlık, daha havadar. Daha bir ferah. Geldiğimiz zamandan şu anki Ümraniye arasında da gözle görülür bayağı çok aşırı farklar var. Eşimden işin tesadüf tarafı bugün evlilik yıl dönümümüz. 18. yıla adım atıyoruz. Biz evliliğimiz sizin gençlerin çoğu gibi böyle şey olmadı yani flört hayat veya tanışma şeklinde olmadı. Biz tam geleneksel bir aile işi, görücü usulüyle oldu. Memnun musun? Gayet memnunum. Çünkü hani bugünkü çoğu evliliklere baktığım zaman şöyle bir kırgınlıklar olabiliyor, tartışmalar, anlaşmazlık oluyor. Ben eşimden iki defa bir görüşmemiz olmuştur. Evliyiz dediğim gibi. 18. senem oluyor. 3 tane çocuğum var. Hani ellerinizin öper diyeyim. Memnunum. Allah razı olsun diyorum kendisine. Herkese de Allah diyorum benim evliliğim gibi güzel bir evlilik nasip etsin. Ya illa ki yani Ümraniye'de yaşamaktan memnun olmasak başka bir yerlere giderdik. Hani diğer semtlerde olsun veya diğer ilçelerde tanıdık komşularımız var, akrabalarımız var, dostlarımız var. Hani gittiğiniz zaman illa ki burayı arıyorsun. Çünkü burası bizim gözümüzde havadar olması açısından, betonlaşmanın az olduğundan dolayı biraz daha Anadolu havasına hakim. Sadece gençlere benim diyebileceğim şu var. Hiçbir şeyden umutsuz olmamaları. Önlerine bir hedef koymaları, bu hedeflerinde ilerlemeleri en önemlisi. Yani her şeyi okumak değil. Yani son zamanlarda biz onu görüyoruz. Hani herkesin bakışı çok farklı ama muhakkak ne olursa olsun kendimden pay biçerek söylüyorum, kendi yaşamımdan. Muhakkak ellerinde bir meslek olsun. Bu pastacılık olur, kuaförlük olur, oto tamiri olur, tesisatçılık olur. Çünkü bugün herkes yani bir okuduğu zaman mesleğini, üniversiteyi bitirdiği zaman aynı şekilde kariyer yapamıyor. İş edinemiyor. Ama meslek dediğiniz şey her zaman her yerde geçerli. Bugün hiçbir iş bulamasanız, bir ustanın yanına gitseniz o gün evinizin nafakasını temin edecek bir yövmiye alabilirsiniz.
sevgili İsmet Yıldırım Başkanımıza da böyle bir şey yaptığı için teşekkür ediyoruz. Çünkü esnaflarla yapıyor. Mahalledeki büyüklerimizle yapıyor bunu. Sadece bizim mahallemiz değil, tüm Ümraniye'de böyle bir şey yaptığı için bizden sonraki nesillere bir hatıra olarak kalıyor. Şimdi artık ben inanıyorum ki bu röportaj benim için ölümsüz bir şey oldu. Hani bizim başımıza bir şey gelse bile 2 gün sonra çocuklarımız açacak veya başkaları açacak. Ya işte filanca yerde böyle bir röportaj yapmış. Emeğe geçenlerden Allah razı olsun diyecekler.